Bu işe yaşlılıkta ne yapacağım kaygısı, nasıl zaman geçecek kaygısıyla başladım. İşte yaklaşık 15 yıl önce çalışırken başladım ama. Başladığım zaman oyuncak yapayım diye bir şeyim yoktu, bir düşüncem yoktu ama zamanla oyuncak yapmaya evrildi bu iş. Küçük küçük makineler almıştım. Sonuçta bir şeyler yapmışım ki ikinci yılda Kültür Bakanı sanatçısı oldum. Geleneksel ahşap oyuncak yapım ustası. Bir sürü faydası olan bir işe dönüştü bu. Hem kişisel olarak fayda oluştu, hem de kültürel mirası yaşatma faydası oluştu. Hem de kaybolmayı yusutmuş. Geleceğe taşımak ne demek? İşte şu ana kadar yaklaşık 15 tane insan falan yetiştirmişimdir. Bunlar da bu işi yapıyorlarsa demek ki misyonumu tamamlamışım. Yani epeyce yapmışım demektir. Sonrasında fark ettim ki bir anne, bir baba oyuncak alırken aslında kendilerini alıyorlar oyuncağı. Çocuğu almıyorlar. Onun sebebi de tabii mutlaka var. Çocuğun oyuncak çocuğu biçimlendirirdi. İşte biliyordur tabii bir sürü insan. İfade aracı biliyorsunuz şey oyun ve oyuncak. Hatta ben çok çok da iddialı konuşuyorum artık. Oyun, oyuncak dünya dili. Yani bir İngilizce nasılsa oyun ve oyuncak da dünya dili. Pandemiden dolayı müziği yapamadık. Şimdi bu işler hobi olarak başladı. Şimdi mesleğe dönüştü. Böyle gidiyor. Adnan Karagül de benim arkadaşım, gençlik arkadaşım. Ben Ankara'da yaşadım. Gerze'ye geldiğimizde beraber geldik, döndük aynı zamanda. O bu işi hobi olarak yapıyordu. Ben de onun yanında takılırken işte böyle gelişti, bu kadar. Kulaktan olsaydı. Yani usta denmez aslında ama buradan çok büyük keyif alıyorum. Burada zaman, saat nasıl geçiyor hiç belli olmuyor. Bazen gece sabahlara kadar çalıştığım zamanlar oluyor. Yani bu farklı bir iş ya. Yani istediğin ve zaman geçirdiğin bir iş. İş yapmıyorum aslında, ben burada zaman geçiriyorum. Deminki benim hallerimdi. Asıl bu mesleğin halleri çok daha vahim. Ben gelip geçeceğim bu ülkede, bu dünyada herkes gibi. Fakat bu meslek yüzyıllardır devam eden bir oyuncak. Ta Osmanlı'dan, belki insanlığın ilk tarihinden, belki değişik objeler tarafından oyuncak yapıldı. Bu çok geleneksel bir oyuncak stili. Fakat yeni gençlerde ya da yeni nesilde herkesin mühendis olmak gibi bir kaygısı olduğundan bu tür işler artık o kadar çok ötelenmiş ve ertelenmiş ki yapılmıyor. Şu anda da bu meslek olarak kendini kaybetmiş durumda. Ben bunu sadece böyle hani hobi olsun, annemin şeyi, nasıl söyleyeyim, hastanede falan yattı. İşte o dönem çok zor dönemler geçirdik. Kafamı dağıtmak istedim. Önce işte Adnan abinin yanında başladım. Minik minik. Sonra baktım ki ben bu işi yapabiliyorum. Sonra kesmeye başladım. Yani her şeyi kesmek istedim. Elinize yattı. Evet, elimde yatkın. Sonra böyle Adnan abiyle birebir başladık oyuncak yapmaya. Şu anda usta düzeyine geldim. Evet, usta düzeyine geldim inşallah. Böyle güzel güzel gidiyorum. Oyuncak arabalarım var. Dikiş makinesi yaptım. Kamyon çeşitleri yaptım. Tren. Ütü masası var. Bunlar ahşaptan. Hepsi ahşaptan. Sallanan yatak yaptım. Beşik. Normal yatak. Beşik. Koltuk takımı. Minik Hayvan minik figürleri hayvan var. figürlerim var. Evet, şeyler var. Siparişlerim var. Boş zamanımı buraya gelip değerlendirmek istiyorum. Yani işte ne kadar boş vaktim var, buradayım. Yani hiçbir yere gitmiyorum. Burası benim için çok güzel bir yer. En güzel şey yeni yeni ürünleri çıkarmak. Mesela makas yapmayı öğrendim. Gördüğünüz her şeyi ahşaba çevirebiliyoruz. Yani bu güzel. Oyuncağı çevirebiliyorsun ve çocukları mutlu etmek çok güzel oluyor. Tabii ki bizim çocukluğumuzda böyle oyuncaklar vardı. Plastik yoktu. Doğa daha temizdi. Böyle oyuncaklarla kendimiz yapardık hatta birçok oyuncağı da yapabildiğimiz dönemlerde ya da işte büyüklerimiz bu tür oyuncaklar yapar. Bunlarla oynardık maalesef. O yüzden bu çok değerli. Yani herkes görsün bence. Bunlar gerçekten sahip çıkmak lazım. Çok değerli bunlar bu oyuncaklar. Üretimi Çocuklarda tabii üretimin de artması lazım ve çocuklara ulaştırmak lazım. Sağlık açısından da çok önemli. Diğerleri plastik olduğu için çocuklara da çok büyük zararı var. Bunlar daha tabii ki daha sağlıklı ve daha orijinal işte şey doğal oyuncaklar.
Biz çocukluğumuzda da böyle işte şeyler yapılırdı, ahşaptan oyuncaklar yapılırdı. Sonra kayboldu, yapan olmadı. Ama şimdi böyle bir yerin olması çok ilgi çekiyor, çok dikkat çekiyor, çok başarılı. Tabii bunun daha da geliştirilmesi, pazarı vesairesi olduğu sürece daha da güzel olacak. Güzel.